yalan makinesi. PKK ajansının isimsiz analizi, geçmişe dönerken yıllardır çiğnemekten bıkmadıkları yalan sakızını yeniden çiğnemeye başlıyor. Suçlamalarda bulunurken deli olarak her taraftan kirlilik akan ve yalan söylediği defalarca tescilli olan Arif Doğan'ın iddialarından faydalanıyor. Arif Doğan, 90 öncesi yıllardan bahsederek, ''Kontr Hizbullah'ı biz kurduk. Hüseyin Velioğlu'nu iyi tanırım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'ye karşı faaliyet yürütmek üzere Velioğlu'nun başında olduğu 4 kişilik bir birim kurduk diyor. Albay Arif Doğan, JITEM'i ben kurdum diyor ve Hizbullah denen ajan oluşumunun nasıl kurulduğunu şu sözlerle anlatıyor. Hizbullah'ı PKK'ye karşı biz kurduk zaten. Hüseyin Velioğlu'ydu başındaki teşkilatı ben kurdurttum. PKK halk tabanına girmişti. Bunun engellenmesi amacıyla başında Velioğlu'nun bulunduğu 4 kişilik birimi ben kurdum. 90 öncesiydi. Bunlar PKK karşı camilerde vaizlik yapıyor, koruculuk da bunları koruyordu. Sonra Hizbullah'a dönüştü. Hüseyin Velioğlu'nu iyi tanırım. Arif Doğan portresinin anlaşılması için önce bir alıntı paylaşalım. KUK hareketi liderlerinden Dara Bilek, kendisinin de Arif Doğan'ın attığı iftiranın mağdurlarından olduğunu belirtip, yalanlarını şu şekilde deşifre ediyordu. Yurtsever kamuoyuna, Türkiye'de yaşanan iç hesaplaşma, Kemalist, militarist kanadın bazı çirkin ilişkilerini deşifre etmeye başladı. Bunun sonucu olarak Ergenekon davası kapsamında bazı generallerin Silivri'de yargılanmaya başlanması, statükoyu tedirgin ederek her çeşit gayri ahlaki yola başvurmalarını sağladı. Ergenekon kapsamında soruşturmanın Kürdistan ayağına sıra gelir diye korkan çevreler, dikkatleri dağıtmak ve gerçek suçların ortaya çıkmasını engellemek için harekete geçtiler. Bir yandan bilgi kirliliği yaratan Ergenekon soruşturmanın etkisiz kalmasını sağlamaya çalıştılar, bir yandan da karanlık eylemlerine devam ederek Kemalizmin yeniden mevzi kazanmasını sağlamaya çalıştılar. Bilgi kirliliği yaratmak ve suçluları unutturmak için piyasaya sürdükleri kişilerden biri de Kürdistan'da birçok yurseverin kanına girmiş faşist Arif Doğan'dır. Arif Doğan'ı konuşturmakla yetinmeyen karanlık Ergenekon çevreleri, onun adına kitap yazıp dağıtarak kendilerini unutturmaya çalışıyorlar. Bilindiği gibi Arif Doğan, Hizbullah'ı ben kurdum, Jitem'i ben kurdum ve ben dağıttım. Abdülkadir Aygan'ı ben kendi ellerimle öldürdüm gibi yalanlarla dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmıştı. Oysa Arif Doğan'ın söylediği tarihten çok daha önce. Hizbullah'ın kurulduğunu ortalama insanlar biliyor, yani Arif Doğan açıkça yalan söylüyor. Jitem'in Arif Doğan'ı aşan karanlık bir yapılanma olduğu ve hala çirkin, karanlık, provokatif eylemlerine devam ettiğini Yine ortalama insanlar biliyorlardır. Yani Arif Doğan bu olayda da açıkça yalan söylüyor. Abdülkadir Ayga'nın yaşadığını ve sık sık televizyonlara çıktığını da herkes biliyor. Yani Arif Doğan yine açıkça yalan söylüyor. Bu kadar açık yalan söyleyen karanlık bir kişi adına yazılan kitapta bana yönelik de bazı yalan haberlere yer verilmiştir. Arif Doğan'ın bu yalanlarına, iftiralarına karşı avukatım aracılığıyla dava açtım. Bunun dışında ne Arif Doğan'ı ne de onu kullananları ciddiye alıp bir açıklama yapma gereği duymadım. Benim suçlandığım zamanki sıfatım gereği, sadece yurtsever kuk tabanına karşı sorumluluğum gereği onlara açıklama yapma gereği duyuyordum. Ancak Arif Doğan'ın niteliğini, işlevini ve piyasaya sürülme nedenini bildikleri ve benim de niteliğimi çok iyi bildikleri halde bazı Kürt politik çevrelerinin fırsatçı tüccarlar gibi beni karalama çırpınışları bu açıklamayı zorunlu hale getirdi. Arif Doğan Jitemi Ben Kurdum adlı kitapta da bana dair Dara Bilek Yunanistan'daki Lavrion mülteci kampında olduğu sırada kendisiyle canlı posta vasıtasıyla görüştüm diyor. Yukarıda verdiğim örneklerde olduğu gibi bana yönelik bu iddianın da yalan olduğu açıktır. Çünkü ben hiçbir zaman Lavrion mülteci kampında bulunmadım. Bunu hem mücadele arkadaşlarım hem de çamur atmak için fırsat kollayan ve bunun için Arif Doğan gibi bir ergene koncuyu referans gösterecek kadar Zavallaşan Kürt politik çevreleri de biliyor Bildikleri halde bu çirkinliğe ortak olmaları en azından siyasi ahlaksızlıktır Benim üzerimden Kürdistan'ın ulusal anlamdaki en güçlü damarı olan Kuk geleneğine saldırmak Hala canlı olan ve harekete geçebileceği korkusu yaşatan o damarı yok ederek Kemalizme peşkeş çekmeye çalışıyorlar Hem mücadele arkadaşlarıma hem de tüm Kürdistanlara düşen görev benim Lavriyan'da kalıp kalmadığımı ortaya çıkarmalarıdır. Şayet bir tek saniye bile o kampta bulunmuşsam Arif Doğan'ın iddialarını kabul edeceğim. Arif Doğan'ın yalanlarını mahkeme kanalıyla hukuki olarak ortaya koyacağım gibi Arif Doğan'a sığınacak kadar basitleşen ve kendilerine ne yazık ki hala Kürt diyen zavalları da yurtsever halkımızın vicdanında mahkum edeceğim. Arif Doğan ve Jitem gibi karanlık yapılarla işbirlikçilerinin suçlamaları Beni şaşırtmadığı gibi rahatsızza etmedi. Rahatsız edici olan siyasette ve ahlakta dibe vuran çevrelerin yalan olduğunu bildikleri halde bu çirkin iddianın yursever insanlarda soru işareti oluşturacak şekilde piyasaya sürmeleridir. Tarih sadece sömürgeci, işgalci devletleri ve işbirlikçilerine değil, siyaset cambazlığı yapan zavallı, düşkün insanları da mahkum edecektir. Saygılarımla, Darabilek, Hevler, Kürdistan. Arif Doğan'ın mesleği gereği yalan söylemesi ve birilerinin suçlamasının anlaşılmayacak tarafı yok elbette. Anlaşılması zor olan PKK zihniyetinin halkı aptal yerine koyarak iddialarına böyle bir ismi şahit getirmesidir. Aynı üslubu ve yöntemi kullanarak PKK'nin MIT tarafından kurulduğu ve uzun süre kullandığı iddiasına askerden, polisten, siyasetten ve bürokrasiden onlarca isim şahit olarak gösterilebilir. Bu tip iddialar, iyi niyetten tümüyle uzak ve en küçük parçasına kadar yalan ve iftiraya dayandığı için kolaylıkla çürütülebilir. Geriye ise iddiacının alanındaki yalancı damgası kalacaktır. Bu arada yalan makinesi Arif Doğan şahit gösterilirken ondan yapılan alıntı da ilginç. Arif Doğan 90 öncesi yıllardan bahsederek kontr Hizbullah'ı biz kurduk. Bu bize merhum Yaşar Kaplan'ın Hüner dergisinde yayınlanan Kahrolsun kontr Hizbullah başlıklı yazısını hatırlattı. Kaplan, kontr Hizbullah diye bir yapılanmadan ve bu yapılanmanın derin ve kirli bağlantılarının olduğundan söz ettiği yazısında şu ifadeleri kullanmıştı. Evet, bir kontr Hizbullah var ve bu yapılanma kendini Hizbullah gibi göstererek kirli eylemlere imza atıyor. Amaçları da Hizbullah'ı gözden düşürmek. O yüzden kahrolsun kontr Hizbullah.